Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu yayınımızda sizlerle birlikte Fed'i değerlendireceğiz. Merkez Bankası'nı değerlendireceğiz. Yaklaşık bir 5 dakika sonra Fed'in açıklamaları geliyor. Fed açıklamalarını sizlerle birlikte burada yorumlamaya da çalışalım. Evet arkadaşlarımız toplansınlar. Evet, bu arada sorularınızı da yanıtlamaya çalışalım arkadaşlar. Evet, selamlar demişler, selamlar. Önce ben geldim demiş. Hoş geldin. Bildirimler açık ama nedense bazen gelmiyor. Evet, bildirimler bazen gelmiyor. Bunun nedenini ben de bilmiyorum arkadaşlar. Herhalde YouTube'dan kaynaklı bir durum. Ama inşallah ileride düzelecek bu durumlar. Veya bildirim zil seslerinin kapalı olmasından da kaynaklanabilir. Bu zil sesine dokunup tümünü seçerseniz bütün bildirimler gelecektir diye düşünmekteyim. Evet, Quick Memo hoş geldin. Quick Memo ne demiş? Elim tetikte, kur yukarı gitmeye başlarsa al butonuna basacağım demiş. Ama kararsızım, yarın sabahı mı beklesem? Evet, şimdi artık al olayları biraz geç oldu. Bu saatte bankaların makas farklılıkları da yüksek olacağından dolayı maalesef ki bu saatlerde artık alım yapılmaz. Alım yapmış olan arkadaşlar satış fırsatlı değerlendirebilir mi? Bu seviyeleri şimdi sizlerle birlikte burada bir değerlendirelim. Evet, şu an 138 kişiyiz. Beğen tuşumuz 27 kişi. Evet, şu beğen tuşunu da biraz bir kullanalım arkadaşlar. Canlı yayınımız daha fazla arkadaşımıza ulaşsın. Evet, şimdi dolarla başlayacağız hemen artık biraz sonra. Evet, Fed'e de az kaldı. Fed'i de buradan sizlerle birlikte takipte kalalım. Şu an 14.80 civarlarında dolar-TL kuru. Dolar-TL kuru için bizim biliyorsunuz arkadaşlar geçen gün yapmış olduğumuz 14.67 seviyesi önemli bir seviyeydi. Bu 14.67 şimdi bugün itibariyle artık bizler için önemli bir destek konumunu aldı. Bu 14.67 seviyesi üzerinde dolar-TL kuru ilk hedef bölgesi. Bugün Fed açıklamalarıyla birlikte hızlı bir şekilde bu bölgeye de gidebilir. Bunu zaten sizlerle birlikte takip edeceğiz. İlk kanal aralığımız 15.07 bölgesinde olan direnç aralığı olacak arkadaşlar. 14.67 seviyesi üstünde dolar-TL kuru durduğu sürece. Evet. Gram altına da buradan hemen geçelim. Birazdan gene dolara hepsine döneriz. Gram altın takip eden arkadaşlarımız da var. Gram altında da önemli seviyelerimizi verelim. Gram altını takip eden arkadaşlarımız için ise 840 seviyesi önemli bir bölge dedik. Ons'un bugün geri çekilmesiyle birlikte 840 seviyesine doğru yukarı hareketler izledik. Fakat önemli olan 840 üzerinde gram altının tutunabilmesi. Gram altın bu seviyelerde tutunabilir. Dolar da geri çekilme yapmaz ise Ons'un yukarı yönlü hareketleriyle birlikte gram altındaki yukarı yönlü seviyede 880 TL civarına doğru gram altını taşıyacağını düşünmekteyim. Gene gram altında bizler için 840 önemli. 840 altındaki destekte 827 TL civarından geçen önemli destek bölgesi. Gram altıncılar da bu bölgeye özellikle takipte kalsınlar. Yalnız çalışacak olan bant aralığımız 840 direnci önemli. Üstüne doğru atabilir ise mutlaka 880 seviyelerine doğru gram altında da ani yukarı yönlü hızlı hareketler yaşayabiliriz arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Gümüş, hemen gümüşe de bakalım yayın başlamadan önce. Gümüş gram da bizler için önemli kritik seviyeler. Gümüş gramla ilgili de gene 10.36 10.40 seviyesi önemliydi. Bugün itibariyle 10.40'ı gördük. Gram tarafında 10.40 geçilmesi durumunda gümüş gramda da yukarı yönlü hareketler devam edecek. Oranın da ilk
etapta gram bazlı olarak yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceğini düşünmekteyim. Bakalım Fed'den ne türden haberler gelecek. Fed'e de gene az kaldı. Fed'i de izlemeye devam. 1-2 dakika sonra Fed'den haberler artık yavaş yavaş gelmeye başlayacak arkadaşlar. Evet, gümüş gramda dediğimiz gibi 10-40 önemli bir bölge. Bu bölgeyi sizlerle birlikte zaten hep yakından takipteydik. Gümüş tarafını özellikle. Ons tarafında aşağı yönlü hareketler. Burada da gene ons bazlı olarak bekleyen arkadaşların da mutlaka 21-30 seviyesindeki önemli desteği takip etmelerinde fayda var. 21-30 kırılmadıktan sonra burada da panik yapıp ellerindeki malı kaptırmamalarında fayda var. 10-40 üzerine atabilir isek arkadaşlar, gümüşün gramında da önemli bir seviye 10-84 bölgesinden geçen alan olacak. Bu bölgeler önemli. Buradaki kuvvetli bölgemiz, destek bölgemiz de gümüş gramda gene 9.66 seviyesinden geçen bölge olacak. Özellikle gümüşün gramını takip eden arkadaşlar için. Evet, dolara tekrardan geçelim. Evet, bu arada ABD'de perakende satışlar tahminlerin altında kalmış. ABD Ticaret Bakanlığı'ndan açıklamalar geliyor. Sizlerle birlikte bunu izliyoruz hemen. Evet, bakalım FED'den beklentim zaten faizleri sabit bırakması yönünde. Bakalım gene bu konuda FED'in açıklamaları ne yönde olacak. Önemli olan açıklamalar kısmı olacak. Veya faizlere yükseltme yönüne hangi tarihte başlayacağı, bunlar hep önemli olacak arkadaşlar. Buradan gelecek bu açıklamalara dolar yatırımcılarının ve altın yatırımcılarının özellikle kilitlenmesi gerekli. Muammer bekliyorum demiş. Hiçbir yerde haber yok. Yasak mı var ne demiş. Birazdan haberler düşer. Daha henüz toplantı yeni başlayacak. Evet, bir dakika içinde, 1-2 dakika içinde artık haberler gelmeye başlar. Evet. Bu arada sorularınız varsa sorularınızı da alabiliriz arkadaşlar. Sormak isteyen arkadaşlarımız varsa beklerken bu soruları da yanıtlamaya çalışabiliriz. Evet, seste herhangi bir sıkıntı yok zannedersem. Evet, yok, herhangi bir sıkıntımız yok. Dolarda dediğim gibi arkadaşlar, verdiğim bölgeler önemli. Bu bölgeleri sizler de dikkatli bir şekilde takip edin. Üst seviyeden vermiş olduğum rakam Dolar-TL kurunda Elliot'a göre bu rakam üzerinden bir satış olayı gelebilir. Sizlerin de bu konuda verdiğim üst rakam bölgesindeki alan önemli olacak. Bu bölgeye özellikle dikkat etmenizi sizlerden rica ediyorum. Bu bölgede çok dikkatli olmanızda fayda var. Evet, bu arada haberleri de göremiyoruz ama. Evet. FED'den bir haber alabilen var mı arkadaşlar? Yok. Evet, 15-40 seviyesi dolar kurunda önemli olacak. Sizlerin de yakınen takip etmesi gereken bir seviye. Bu seviyeden özellikle bir satış dolara gelebilir. Çok dikkatli olunması gereken bir yer. Onun hemen altında da 15-7 gene kuvvetli bir direnç bölgesi. Yakınen takipte olmamız gereken bölge. Aşağı yönlü hareketlerde 14 67 gene bizler için önemli bir destek bölgesi. Buranın altı aşağı yönlü hareketleri tetikleyeceğinden dolayı 14.67 bölgesi de önemli bir destek olarak izleyeceğimiz alanlar arasında arkadaşlar.
Evet, yorumları göremiyorum ama sizdeki yorumlarda bir sıkıntı var mı? Şöyle bir sayfayı tekrar yenileyelim. Evet, Zehra bu gece mi demiş? Evet, Zehra bu gece. Yorumlar bana yeni yeni gelmeye başladı. Eren Polatoğlu. Ben şimdi FED başkanını arıyorum demiş. Varsa bir isteğiniz diyeyim demiş. Evet. Arcane, FED kararı nedir demiş. FED, ABD Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararı. Bu faiz kararı açıklanacak. Bu faiz kararına göre de artık önümüzdeki yılların politikalarının, Merkez Bankası politikaların nasıl gelişeceğine ilgili yılın bu son akşamında gelecek haberler önemli olacak. Özellikle 2022 yılı için Fed'in bir yol haritası şeklinde bugün konuşmalar yapacağı, bu konuşmalar neticesinde de piyasaları yönlendireceği beklentimiz hala sabit. Evet. Yarın Merkez Bankası kararı öncesi satsak mı acaba? Siz ne düşünüyorsunuz demiş Abdullah. Yarın Merkez Bankası kararı öncesi. Verdiğim seviye 15-40 seviyesi. Bu seviye bugün itibariyle veya yarın itibariyle ulaşılabilirse dikkatli olunması gereken ve dikkatle takip edilmesi gereken bir seviye olarak düşünüyorum. Sizlerin de bu seviyeye odaklanmasında fayda var. Özellikle 15.07 ve 15.40 aralığındaki bölgeye. Bu bölge önemli olacak çünkü arkadaşlar. Bu arada IMF faiz oranları ile ilgili uyarılarda bulunmuş. Bireylerin hem döviz hem de TL mevduatlarında bir gerilenme yaşanmış. Evet, FED haberlerine hala da ulaşamadık. Sizlerden haberlere ulaşabilen var mı arkadaşlar? Hayır, yok demişler. Umarım sabit kalır, piyasa biraz canlanır yorumları gelmiş. Seviyeler tamam demiş. Başkan senin fikrin ne demiş? Benim fikrim arkadaşlar 14.67 üzerinde kalıcı olduğu müddetçe yukarı yönlü bir 15.40 testine doların gidebileceği yönünde. Dolarda 15.40, gram altında 880. Bu seviyeler yukarı yönlü test edilebilir. Düşüncem bu şekilde. Ayağa takılıp düşer mi demiş Hüseyin. Düşebilir. Kuş çıkabilir. Taş düşebilir. Her şey olabilir Hüseyin. Birol saat 10'da demiş. Evet, Adem Temel altını satalım mı demiş başkan. Çeşme Alaçatı'dan selamlar demiş. Valla şu an için satmayın ama verdiğim rakamlar önemli. Bu rakamları dikkatli bir şekilde takip edin. Ramazan Biroğlu bizim saate göre 10.30'da demiş başkan FED kararı. Evet, daha bir saat var o zaman. Bizler de şu an 9.30. Ben 9.30 diye biliyordum. Demek ki 10.30'daymış. Tamam, 10.30'u bekleyelim o zaman. Soru yanıtlayalım. Analiz yapalım o zaman biraz. Evet, gümüş düşük kaldı. Ne yapalım hocam? Gümüşte kalmaya devam arkadaşlar. Gümüş daha henüz tam verimini veremedi. Gümüşte olan arkadaşlar için beklemekte fayda var. Gram tarafı primlendi. Ons taraflarında prim henüz görülmedi. O yüzden gümüş tarafını bekleyeceğiz arkadaşlar. Özellikle ons tarafının destek vermesiyle birlikte buralarda daha yukarı yönlü hareketler görme ihtimalimiz oldukça fazla. Evet, şu an 400 kişiyiz diyor arkadaşlar. Beğen butonumuz 157 kişide. Şu beğen tuşuna biraz dokunalım. Evet, hem bilgisayardan şu an takip ediyoruz verileri. Biraz zor oluyor. Önümde iki tane ekran açık. Ben de ABD'den gelen haberleri sizlere iletmeye çalışacağım buradan. Evet, bir de yayınımızı başka mecralarda paylaşırsak gene memnun olurum arkadaşlar. Bu arada Dolar-TL Elliot'ta sizlere destek direnç bölgelerini paylaşayım. Bunlar çünkü önemli arkadaşlar. Buradan çünkü Forex piyasalarında işlem yapan arkadaşlarımız da var. Onlar için de önemli olacaktır.
Ne dedik? Bizler için 14.67 önemli dedik. Şurası bir 14.67 kanalı desek, bu kanalın karşılığında bizler için 15.07 direnç ve bu iki kanalın yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte 15.40 ana hedef bölgemiz. Bunların altında gene bizler için 14.25 şurada bir kanal olarak düşünebiliriz. Onun altında şöyle 14.67 desek, burası bir kanal destekler. Evet, 14.25, burası da 14.12. Gene Forex'i takip edecek arkadaşlar için önemli destek seviyeleri ve direnç seviyeleri Dolar-TL kurunda. Evet, doları takip eden arkadaşlar, verdiğim Forex'i takip eden arkadaşlar da bu verdiğim destek ve direnç noktalarını bu bölge üzerinden takipte kalabilirler. Evet, FED ile ilgili bugün sizlerin en önemli takip etmeniz gerekecek, FED'in ağzından çıkacak en önemli söz arkadaşlar, faizleri kısa zamanda, yani 2022 yılı içerisinde kısa bir tarih verip faiz artırımına bu tarihler içerisinde başlayacağız şeklinde bir kelime çıkar ise, metinde böyle bir kelime çıkar ise, işte bu Dolar-TL kurunu yukarı yönlü sert bir şekilde taşıyacaktır. Bu kelime sizler tarafından aranması gereken en önemli kelime. Altın tarafında ise varlık alımları. Varlık alımlarının azaltıma gidileceği yönündeki, biliyorsunuz bunlar ABD tarafından parça parça alımlara devam ediliyordu. Bunların hızlandırılması sürecine gidilmesi durumunda bu da gene altın tarafına olumsuz yansıyacaktır. Altındaki arkadaşlar da, özellikle ons tarafında olan arkadaşlar da bunu sıkı bir şekilde takipte kalsınlar. Fakat her iki türlü olumsuz durumda da gram altın ve gram gümüş tarafı fazla etkilenmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü bir taraf onsa, bir taraf dolar tarafına yansıyacağından dolayı gram altın tarafında olan arkadaşlar en şanslı olacak taraf gene gözüküyor. Gram altında da seviyeleri verelim hemen. Gram altında da önemli destek ve direnç bölgelerini verelim. Bizler için 827, şu şekilde yapalım. 800. 840 direnç bölgesi. 40 direnç bölgesinin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte burada da bir ana hedef bölgemiz 880 TL'ye doğru gidecek gram altın olacak. Bunların altında desteklerimiz hangi seviyelerde var? 811 de var. Evet, şurası bir destek, gene desteği var. Onun altında çalışacak kanal 811-827 kanal aralığı. Onun altında da gene 781-811 kanal aralıkları. 840 üstü yukarısı bizler için takip etmemiz gereken, 840 altında takip etmemiz gereken gram altın tarafındaki destek ve direnç noktaları da bu şekilde oluşuyor. Dolara, gram altına destek noktalarını Elliot'a göre çıkardık, bulduk, paylaştık. Euro TL'yi hemen paylaşalım. Euro'yu da bekleyen arkadaşlar var. Euro Türk Lirası. Euro da bizler için 19.46 dedik. Önemli bir seviye. Pardon, sterlin tarafında, bu sterlinle gitti aklımız. Euro'yu hemen değerlendirelim. Böyle fazla paylaşım olunca arkadaşlar karıştırma olayı da fazla oluyor. Biz Euro tarafına hemen bakalım. 16.57. Evet, şurada bir 16.57 önemli bir seviye dedik. Bu 16.57 üzerinde Euro'da da gene arkadaşlar sert hareketler 17.36 civarına doğru gidebilir. 16.57 önemli olacak. 16.57 altında bizlerin gene takip etmesi gereken en önemli destek ve dirençler 16-11 seviyesinde bulunan bir destek var. Kuvvetli bir destek. Onun altında
15.97 destek bölgesi var. 15.97 destek bölgesi. Onun altında ne var bizler için? 15.83 ve 15.55. Evet, şu bölgeler. 16.11 üzerinde zaten bildiğiniz gibi 16.57. 16.57 üzeri de kuvvetli 17.36 bölgesine doğru Euro TL'de de yukarı yönlü hareketleri tetikleyecektir. Sterlin tarafına hemen bakalım. Sterlin TL'deki önemli seviyeleri sizlerle birlikte bulalım. Evet, Sterlin TL şu an 19.55 civarlarında giden bir Sterlin TL. Sterlin TL'yi takip eden arkadaşlar 19.46 önemli bir bölgeniz. Bu 19.46 üzerinde kalımlar bizler için yukarıda 20.40 seviyesine doğru sterlinde hareketleri yukarı yönlü taşıyacaktır. O yüzden dikkatli olmanız gereken bir yer 19.46. Altında bizler için sterlin yatırımcısının takip etmesi gereken destek noktaları 18.91. Onun altında 18.74. Önemli destek bölgeleri ve 18.58 önemli destek bölgeleri. Sıkı bir şekilde takip edilmesi gereken alanlar olacak arkadaşlar. Yarın gene Merkez Bankamızın biliyorsunuz açıklamaları olacak. Merkez Bankası'nın açıklamalarında hepimizin yakından takip ettiği faiz artırımı olacak mı yoksa faizler tekrardan indirilmeye devam edecek mi yönündeki beklentiler. Sizlerle birlikte ben de bu Merkez Bankası'nın alacağı kararı çok merak ediyorum. Benim beklentim 300 bas puan Merkez Bankası'nın bir faiz indirimine gideceği yönündeydi. Fakat son zamanlarda kurlardaki yukarı yönlü hareketler ve Şahap Kavcıoğlu olsun, yeni başkanımız Nebati Bey'in açıklamaları olsun, artık Merkez Bankası'nın pek faiz indirimleri yönünde alanının kalmadığı yönünde. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar hala faize karşı olduğu yönünde ve faizlerde bir indirimin devam etmesi yönünde açıklamalar var. Biz de bunlara bakaraktan arkadaşlar, yani ben bir 100 ile 300 bas puan arasında bir indirim hala da bekliyorum Merkez Bankası tarafından. Bu da gene kurlarda yukarı yönlü hareketi tetikleyecek hareketler arasında. Bugün Fed'den gelecek açıklamalar doların aleyhine bile olsa burada da gene geri çekilmeler Türkiye piyasasında bir alım olarak değerlendirileceği yönünde düşüncem var. Sizlerle birlikte izlemeye devam edeceğiz. Bakalım inşallah Merkez Bankası bu politikalarından vazgeçer. Gönlümüz bundan yana. Bu politikalarından vazgeçmesinden yana. Bugün Elif arkadaşımızın belirttiği gibi bir yaşlı bezi %100, %150 oranında zamlanmış. Yani insanlar bu tür sağlık harcamalarında para verip harcama yapmaması lazım. Fakat gördüğünüz gibi bir hasta bezi bile yüksek seviyelerde pahalanmış durumda. Sütler ona keza, bebek mamaları ona keza. Yani bu işlerin sonu nereye varacak? Böyle gidecek. Bunu da iyice düşünmekte fayda var. Bugün Özgür hocamızın askeri ücretle ilgili bir görüşmesiyle ilgili video attım. Bu videoda bazı tepkiler geldi. Yalnız ben burada Özgür hocamızı zaten seviyorum. Özgür Demirtaş benim için önemli bir hocadır. Onun sözlerine katılmamak mümkün değil. Benim burada hocamızın yapmış olduğu askeri ücretli çalışanı konu edip bunu faizler üzerinde kullanılmak istenmesi de arkadaşlar, enflasyon üzerinde kullanılmak istenmesinedir. Böyle bir açıklamayı ben talihsiz olarak niteledim. Çünkü şu şekilde düşünecek olursak askeri ücretlinin zaten bu Ocak 1'e kadar maaşında herhangi bir zam olayı olmadı. Askeri ücretlinin maaşında herhangi bir zam
olmamasından kaynaklı piyasalardaki enflasyonu görüyorsunuz. Bu enflasyonun sebebi asgari ücretlinin aldığı maaştan kaynaklanıyor olmamasından. Benim tepkim buna arkadaşlar. O yüzden asgari ücretliyi örnek göstermek bence çok kötü bir örnek oldu. Sizler de biraz düşünürseniz benim ne demek istediğimi zaten net bir şekilde anlayacaksınız. Şu an enflasyonun gelmiş olduğu durum eğer asgari ücretliden kaynaklanıyor olsaydı, bakın arkadaşlar şu an marketlerdeki fiyatlar, pazarlardaki fiyatlar kat ve kat daha fazla olması lazımdı. Yalnız asgari ücretli daha bir kuruş bile zam almadan bu şekilde enflasyondur. Yani ev kiralarında artıştır. Her şey asgari ücretlinin gelecek 3-5 kuruş zammının üzerinde planlanmaya başlanıyor. Benim tepkim bunadır. Doğrudur, bunu kullanacaklardır. 3-4 ay refah bolluk yaratacaklardır. Bu bir sahte bolluk olarak da algılanabilir. Fakat ne yapsın yani bu insanlar böyle bir şey olacak diye zam almasınlar mı? Nasıl yaşasınlar? Bebek mamalarının 180-190 lira olduğu bir ülkede sütün fiyatlarını söylememe gerek yok. Yumurtanın fiyatını söylememe gerek yok. Peyniri söylememe gerek yok. Nasıl geçinecekler? Bununla ilgili de birileri bir açıklama yapar ise şu an algı tamamen asgari ücretliye fazla zam yapılmasın. Asgari ücretliye zam yapılırsa algı tamamen bunun üzerinde dönüyor. Dikkat edin. İşte enflasyon çoğalır. Bir ekonomi bakanı ne işe yarıyor arkadaşlar? Merkez bankaları ne işe yarıyor? Paranın değerini koruyacak, enflasyonun hortlamamasını sağlayacak olan kişiler bunlar. Asgari ücretliler değil. Asgari ücretli tabii ki cebine parasını alıp koyacak yani. Bununla ilgili hocalarımız yorum yaparken bence daha iyi düşünmeli. Piyasadaki algıya yardımcı olmamalarını düşünmekteyim. Evet, Deniz Çelik gram gümüş demiş. Gram gümüş yaptık az önce Deniz. Para yok etmek, yok zam yok demiş, iş yok demiş. Sessizliğin yeri bomboş arkadaşımız. Tether düşüyor demiş. Şimdilik Tether düşüyor demiş. Şimdilik evet. Piyasada Fed faizi sabit tuttu deniliyor şu an. Alparslan Erol. Selam başkanım. Yarın gram altın ve ons altın da yön yukarı olur mu? Net olarak bir görüşünüz var mı? Gram altınla ilgili 840 TL önemli. 840 TL üzerinde durdukça gram altında yön yukarıdır. Evet. Dolarda da gene aynı şekilde. Verdiğim rakamlar önemli. Bu rakamlar üzerlerinde kaldıkça yön yukarıdır. Fazla parayı millete dolara koymaz çünkü zam çok demiş Umut yolcusu. Aynen öyle. Henüz haber yok demiş Selia. Evet. Haber bekliyoruz. Evet hala haber yok. Leyla Ateş, gram altın 840 ama bankalarda makas aralığı çok fazla. Maalesef Leyla, bankalarda makas aralıkları akşam çok fazla olur. O yüzden bankada işlem yapan arkadaşların yarın bankaların açılış saatini beklemeleri lazım. Bu saatlerde işlem yapmak çok zor olur çünkü. Hüseyin Kızmaz, faiz sabit kalacak ama 2022'de en az 3 defa faiz arttıracaklardır. Birincisi Mart'ta. Vallahi Hüseyin faiz arttırabilirler mi bilmiyorum. Ama ABD Merkez Bankası'nın işi de zor. Faiz arttırabilmesi için bir kere şu Omikron denen biliyorsunuz salgın Avrupa'da çok etkili, hızlı bir şekilde de yayıldığı söylenmekte. Bunun önce bir durdurulması lazım. Çünkü ilerleyen özellikle kış aylarında biliyorsunuz bu gribal enfeksiyonlar bulaşma olasılığı da oldukça fazlalaşıyor. Bugün Powell bu şekilde bir konuşma da yapabilir. Omikron'un etkilerini izleyeceğiz şeklinde. Yani eskiye dönük, COVID-19 dönemine dönük bir konuşma ben bekliyorum. Faizlerin de sabit bırakılacağı yönünde. Evettir. Ramazan Topçu. Selam başkanım demiş. Emeğine sağlık. Gram ne olur demiş.
Gram altını yorumladık Ramazan ama senin için sen bizim katıl üyemişsin. Katıl üyemize her zaman özelliklerimiz var biliyorsun. Ayrıcalıklarımız da var. Gram altında 840 seviyesi çok önemli. 840 seviyesine dikkat edeceğiz. 840 üzerinde gram altında bir 880 TL görme ihtimali de çok yüksek. Artık 840 üzeri kapanış yapabilecek mi? İlk etapta onu veya ona yakın kapanışlar gelebilecek mi? İlk etapta o tarafı bir izleyeceğiz. Benim için artık gram altında 880 bir tepe seviyesi arkadaşlar. Bakın dolar TL'de gene 15.07, 15.40 aralığı, 15.36 aralığı benim için bir tepe seviyesi. O yüzden bu seviyelere de dikkat etmekte fayda var. Sizlerin de bu aralıklara dikkat etmenizde fayda var diye düşünmekteyim. Özellikle bu tepe seviyelerini dikkatli bir şekilde takip edeceğiz sizlerle birlikte. Sabit bırakacaklar gibi geliyor demiş Zeliha. Öyle bir durumda döviz kuru, dolar ve gram altın ne olur? Öyle bir durumda gerileme başlar. Eğer sabit bırakacak olurlar ise dediğim fiyatlara doğru dolar ve altında yukarı yönlü hareketler yarın itibariyle izleyebiliriz. Ve oradan sabit kalması durumunda tekrardan bir aşağı yönlü hareket beklentimiz haline gelir. Dikkatli olmanızdaki gereken durum aslında en önemli durum burası. Gram altını ayakta tutan ons altınla dolar değil mi zaten? Merkez Bankası nerede müdahale edebilir? Merkez Bankası dolara müdahale edebilir sadece. Ons altına herhangi bir müdahalesi olamaz. Ons altını etkilendirecek durum bugün Fed'in yapacağı konuşma. O onsu etkileyecek Halil. Merkez Bankası dolar bazlı olarak ancak gram altına etki edebilir. Ons altına bugün Fed'in yapacağı açıklamalardan bir etki olabilir. İyi akşamlar, kolay gelsin demiş Hamza. Teşekkürler Hamza. İbrahim Aslan, gümüş yorumunu kaçırdım başkan. Ons çöküşte gram nereye gider demiş İbrahim. İbrahim gümüşü de anlattık. Gram gümüşte özellikle beklediğimiz seviyeleri sizlerle paylaştım. Ons gümüş tarafında 21.32. Evet, ons gümüş takip eden arkadaşlar 21.32 seviyesi kırılmadığı müddetçe panik yapmayın. Buradan yön tekrardan buraya yaklaştıkça tekrardan alımlarla karşılaşıp 24.12 25.86 civarına doğru gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketleri bizlere getirebilir. O yüzden sizler de dikkatli olun derim ben. Bizde 100 puan inse 15'e çıkar. Sonra düzeltme kaça kadar iner demiş. Vallahi her türlü faiz indiriminde yön yukarı. Öyle açıklama. Fed açıklama yapar demiş birazdan. Evet, Fed'in açıklamasını bekliyoruz. Zeliha Koç 840 devam ediyor demiş. Evet, 840 önemli bir bölge. Bunun üstüne atabilirse 880 tepesi var. Bu 880 tepesinden bir satış gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Fed Başkanı faizleri sabitledi abi. Gecikme oldu. Özür dilerim demiş. Umut yolcusu yazmış. Evet Ahmet. Pas geçme durumu olamaz mı? Merkez Bankası'nın pas geçme durumu olabilir tabii. Ahmet. Bu durum var yani. Serdar Kula. Twitter adresin var mı demiş. Evet Başkan 35. Twitter adresim de gene Başkan 35 Serdar. Abi merhaba. Ev fiyatları ne olur? Ne önerirsiniz? Fiyatlar düşer mi? Evet, şu bir 2-3 ay içerisinde ev fiyatlarında bir gerileme olur. Fakat yaz aylarına girerken ev fiyatları gene yukarı yönlü hareket eder arkadaşlar. Halkbank davası ne olacak demiş. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş davası, FED faiz kararı. Evet, bu olaylar daha gündeme de girmiş değil. Bu olayların da daha ilerleyen günlerde doların 20-21 fiyatlamasında etkili olacağını düşünüyorum. Evet. Güzel bir soruydu. Şirin Pınarı. Kolay gelsin Üstad. Zevkle dinliyoruz demiş. Çok teşekkürler. Ömür Ataman. Maliye Bakanı'nın
kardeşi faizler inebilir demiş. Reis gerçekliği ne olabilir? Maliye Bakanı'nın kardeşi faizler inebilir demiş. Maliye Bakanımız mı değişti? Kardeşi mi olmuş onun yerine? Öngörüsünü sunmuştur arkadaşlar. Başkan yarın şak diye dolar satalım ya. Umut. Umut yarın bir şak diye bir 10 milyar dolar sattık mı bu iş tamam. Biliyorsunuz onlara da hoca diyorduk. Şimdi isim vermeyeyim arkadaşlar. Yani herkese hoca diyoruz fakat her hocaya da inanmayın yani. %50 fas, %50 artış bekleniyor yarı yarıya. Evet, onunla ilgili biz de bir anket yapalım, paylaşalım bakalım ne çıkacak. 4 saatten fazla 16,60 üzeri demiş Euro. Evet. Verdiğim seviyelerin üzerinde kaldıkça yukarıdaki ana hedef bölgesini sıkı bir şekilde takipte kalın. O bölge üzerinden bir düzeltme hareketi gelebilir arkadaşlar. Elliot'a göre oralardan bir düzeltme seviyesi gelme ihtimali var. O seviyeleri anlamayan arkadaşlar varsa onlar için bir kez daha hemen burada paylaşayım. Ons gümüşte 21.30 seviyesi aşağı yönlü kırılmadıkça panik yapmaya gerek yok. 24.12 ve 25.86 hedefler arasında. Bitcoin'de 42 bin dolar seviyesi çok önemli. 42.300 dolar seviyesi. Bu seviyeye doğru aşağı yönlü hareketler geleceği düşüncemdir. Burası kuvvetli bir destek bölgesi. Gene burayı sıkı bir şekilde takip edeceğiz Bitcoin'deki arkadaşlar için. Bu bölge altında bir kapanış olmadıkça gene. Evet, Fed bu arada faizi değiştirmedi arkadaşlar. Fed faizleri sabit bıraktı. Evet, bunun da hemen haberini sizlerle paylaşayım. Fed'den faizlerle ilgili ilk haber geldi. Faizleri değiştirmedi. 2022'de 3 faiz artışı, 2023'te 3 faiz artışı olacak şeklinde. O bakın bu haber, işte bu haber doları yukarı yönlü atacak haber arkadaşlar. Medyan tahminleri gelmiş. 2022'de Fed'in 3 faiz artışı, 2023'te de 3 faiz artışı olacak şeklinde gelmiş. Evet, bu hareketle birlikte dolar endeksinde de bir hareketlenme olabilir. Dolar endeksine bir açalım bakalım dolar endeksinde hareketler nasıl gelişiyor. Evet, dolar endeksi şu an 96.70 seviyelerinde bir dolar endeksi. Evet, şu an itibariyle pek fazla tepki vermiş değil dolar endeksi ama 96.40'tan yukarı yönlü bir hareket yapmış. 30 puanlık bir hareket yukarı yönlü sert bir şekilde görmüş. Evet, görüyorsunuz buradaki hareketi saatlikte. Evet, şuradan 9.96 47 seviyesinden yukarı yönlü bir 96.74 seviyesine doğru dolar endeksini zıplatmış bu hareket. Evet arkadaşlar, dolarda beklenen haber geldi. Doları sıkı bir şekilde takibe devam ediyoruz. Dolar da şu an 14.78 civarlarında. Evet, dolarda aşağı yönlü bir hareket gelmedi. Bu şekilde yorumlar yazılıyor. Panik yapmayın. Öyle bir hareket şu an için dolarda yok arkadaşlar. Dolar şu an 14.77-14.78 aralığında hareketlerine devam ediyor. Şimdi birazdan Powell'ın yapacağı basın açıklamaları da önemli olacak. Bakalım Powell basın açıklamalarında neler konuşacak. Bu da önemli. Bakalım ileriye dönük özellikle 2021 yılının bu son faiz toplantısı 2022 yılı için beklentiler ne şekilde olacak? Bunları da sizlerle birlikte takip edeceğiz. Evet, ayrıca Bloomberg TV'yi açarsanız arkadaşlar Bloomberg TV'den sizler de izleyebilirsiniz yayınları. Bu arada Fikret dolar yükseldiği için gram yükseliyor demiş. Mehmet Can Kara
Faiz kararı açıklandı. Evet, faizler sabit bırakıldı. Fed'in özellikle faizleri sabit bıraktı. Her zamanki gibi zaten bunu bekliyorduk arkadaşlar. Piyasanın beklentisi de bu yöndeydi. O yüzden buna piyasaların pek aşağı veya yukarı yönlü tepkisi olmadı. Burada önemli olan şimdi basın açıklamasına birazdan geçilecek. Basın açıklamasında bakalım Powell neler söyleyecek. 2022 yılında faiz artışları ne türden gelişecek? Bu tür haberlere yer verecek. Yalnız son görüntü baktığımız zaman o kadar piyasalara pek bir etkisi olmadığı gibi gözüküyor bu açıklamaları. Dolar şu an dediğimiz gibi 14.80, 14.81. Yarın özellikle bizim Merkez Bankası'nın yapacağı faiz kararı daha etkili olacak gibi görünüyor. Yarınki Merkez Bankası'na hepimiz odaklanalım. Bakalım altın tarafında neler oluyor? Evet, altın tarafına baktığımız zaman 1763. Orada bir yukarı yönlü hareket olmuş arkadaşlar altın tarafında. Şöyle bir 15 dakikalığa geçelim. Evet, altının ons tarafında özellikle bir hareket olmuş. Dediğimiz gibi altının dip seviyesinden yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Altının onsunda ilk hedefimiz ons bazlı altını takip eden arkadaşlar için 1844 seviyesi. Bakın arkadaşlar, ons altında 1844 seviyesi benim ilk hedef bölgem. 1750 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı, altında bir kapanış olmadığı müddetçe ons altının 1844 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceğini, bunun da gram tarafını 880 TL civarına taşıyacağı beklentilerim. Bizim yarın Merkez Bankası'nın kararlarıyla birlikte dolar kurunda da yine yukarı yönlü beklentim hala devam ediyor. Orada da bir 15.07 ve onun üzerinde 15.40 seviyesine doğru dolar TL kurunda da yukarı yönlü hareketler oluşacağı. Bunun da gram altın, gram gümüş taraflarını hala yukarı taşımaya devam edeceğini düşünmekteyim. Bir önceki videoyu da izlerseniz, bir önceki videoda da dolarda, euroda, bitcoin'de önemli seviyeler verdim. Sterlinde, euroda. O video içerisinde de, o video 10 dakikalık, 14 dakikalık bir video. Oradan daha iyi bir şekilde, daha kısa zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Bundan bir önceki video üzerinden. Evet, biraz soru şey yapalım arkadaşlar, okuyalım sizlerle birlikte. Halil Selek, Merkez Bankası açıklama yapma saatleri arasında dolarda geri çekilme oynaklığı fazla olur. Halil, özellikle Forex'te işlem yapıyorsanız bu tür açıklama saatlerinde fazla işlem yapmamaya çalışın. Oynaklık çok fazla olur çünkü bu tür saatlerde. Fikret Hasanoğlu, varlık alımı ne durumda? Varlık alımları ile ilgili henüz bir açıklama göremedim. Onu da bekliyorum. Ama varlık alımları ile ilgili değil de ons tarafı bu açıklamayı beğenmiş durumda. Bir anda 1761 seviyesi, 1765 seviyesine kadar ons altında yukarı yönlü alımlar geldi. Bakalım ons altın izlemeye devam. Bizdeki ister sebeplerden zaten dolar yukarı. Dolar endeksinde bir kıpırdanma oldu. Tam bir hiperenflasyon ortamı arkadaşlar. Her şey yukarı. Aşağı giden bir şey yok. Şu an o. Millette para yok diyor. Aç 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 demiş Kerim Erdoğmuş. Mustafa Bolat, yarın dolar alalım mı başkanım demiş. Arkadaşlar, al sat şeklinde yorum yapmıyorum. Beni zaten biliyorsunuz. Bunun kararını tamamen siz kendiniz vermelisiniz. Verdiğim seviyeleri dikkatli bir şekilde takip ederseniz, özellikle kuvvetli destek ve hedef noktalarındaki direnç noktalarını zaten bana sormanıza gerek yok. Beni takip etmek çok kolay. Bu seviyelerden dikkatli bir şekilde takipte kalmanız yeterli. Evet, bu arada kanalımızı dışarıdan seyreden arkadaşlarımız da mutlaka kanalımıza abone olmaya bekliyoruz. Mustafa Bolat, 14.96 bankada alalım mı? Mustafa, bununla ilgili dedik, al sat olaylarına ben pek girmiyorum arkadaşlar. O yüzden Merkez Bankası faizi pas geçerse dolar çekilir. Evet, çekilir arkadaşlar. Aşağıya doğru bir hareket başlar. Bu seviyeden hala TL'de bekliyorum demiş Mustafa. Zafer abi, bir kere ismini söyle.
İsmim Başkan 35 Zafer. Birol keklik. Yarın dolara müdahale gelir mi? Gelebilir. Merkez Bankası biliyorsunuz ufak ufak müdahalelerde bulunuyor. Yarın gene gelebilir arkadaşlar. Ama bu oynaklığa bağlı. Volatilite yüksek olursa Merkez Bankası bu yüksekliği durdurabilmek için müdahalede bulunuyor. Evet. Yarın düşer mi peki demiş Mustafa. Vallahi bekleyeceğiz Mustafa. Verdiğim o seviye önemli destek seviyesi altında bir kapanış olmazsa düşüş bekle. Altın ne olur demiş. Ümit Susur. Altını da açıkladık Ümit. Bir daha tekrar tekrar etmeyelim. Ons altından mı bahsediyorsun? Gram altından mı? Altın ne olur? Gram demiş. Gram altını açıkladık. 840 önemli bir direnç bölgesi. Bunun üstüne atabilir, buralarda kalabilir isek yarın veya öbür günler 880'e doğru giden bir gram altın izleyebiliriz. Başkan 35 muhtemelen İzmirli demiş Orhan. Evet İzmir'de yaşıyor Orhan. ABD faiz kararı açıklandı. Evet ABD faizleri sabit tuttu arkadaşlar. Gümüş gram ne olur demiş. Kartal Aras. Kartal gümüş gramı da anlattık. Senin için bir kez daha söyleyelim. Gümüş gramdaki beklenti yerlerimizi. Gümüş gramda da gene bizler için önemli olacak destek ve direnç bölgeleri. ...10.39 bölgesi gümüş gramda önemli bir bölge. Bu bölge üzerinde tutunması durumunda gümüş gramda da ana hedef bölgesi 10.84 civarına doğru giden bir gümüş gram olacaktır diye düşünüyoruz. 10.39 bölgesi önemli yalnız. Burayı sıkı bir şekilde takipte kalacağız. Verdiğim seviyeler çok önemli arkadaşlar. Mutlaka bunları bir yerlere not alın. Videonun başlarına doğru destek direnç noktaları verdim. Onları mutlaka bir yere yazın. Oradan takiplerinizi yapın. Fethi Karaca, bu yılın sonu gram altın 900 TL üzeri olur demiş Fethi. Hayırlısı olsun Fethi. Bakalım Fethi. İzliyoruz. Hep birlikte izliyoruz. Evet. Malum kişi ölene kadar ben TL tutmam. Saygım üstündeki resimden demiş. Kartal Aras teşekkürler demiş. Bitcoin uçmaya başladı. Vay be demiş. %4. Bitcoin'de bir hareket mi oldu yukarı yönlü? Altınla birlikte tabii Bitcoin de hareketlenmiştir. Altına geldi mi hareket? Evet. Gördüğünüz gibi ons altında da arkadaşlar 1765 ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Dolar tarafına hemen geçelim. Bakalım dolardaki hareketlerimiz. Evet dolarda da 14.77 78. Evet bu açıklamalar daha çok ons tarafına yaradı. Ons bazlı olarak gram altın ve gram gümüş tarafına da yarayacaktır. Yeter ki dolar TL kurunda seviyeler sabit kalabilsin arkadaşlar. Evet dolar TL olsun, sterlin olsun özellikle yarın bizim Merkez Bankası açıklamalarında bekleyecektir. Sizlerin de dikkatli olması gereken önemli bir gün olacak yarınki gün arkadaşlar. Evet, %4.2'den %5.3'e enflasyon beklentisini FED %5.3'e yükseltmiş. 2022 için %5.3. Evet, FED bu arada enflasyon beklentisini 4.2'den %5.3'e yükseltmiş arkadaşlar. Yani artık FED bu işi tamamen kabullenmiş durumda. Benim düşünceme göre de %5 biraz komik. FED %10'lu rakamları, %11'li rakamları beklesin arkadaşlar. Çünkü enflasyon ABD'de de düşmeyecek. Yukarı yönlü devam edecek arkadaşlar. Hala %2 biliyorsunuz beklentisi vardı ilk başta Powell'ın. Sonra bunu %4'e çıkardı. Şimdi de %5.3'e yükseltmiş durumda. Evet, her türlü ileriye dönük arkadaşlar, onslarda, altın bazlı ürünlerde
yukarı yönlü hareketler hız kazanacaktır. Benim düşüncem bu yönde. Bizde de Merkez Bankası'ndan kaynaklı olarak iç piyasamızda dolar güçlü seyrine devam edecek. Verdiğim rakamlar önemli. Bu verdiğim rakamları üstüne basa basa söylüyorum. Sıkı bir şekilde takipte kalın. Dünya hiç umurumda değil demiş. Bir bardak çay yeter demiş başkan Mustafa'ya. Evet arkadaşlar, sizlerin yarın Merkez Bankası'ndan beklentiniz nedir? Yorumların altına yazarsanız sevinirim. Evet, bu arada beğen tuşunu kullanalım arkadaşlar. Şu an 500 kişi kanalımızda yayın izliyor. Yorum sayısına baktığımız zaman 300'de. Yani bayağı bir düşük orandayız. Evet, şu beğen tuşunu biraz patlatalım. Eminim ki sizler o beğen tuşunu patlatacak. Bugünkü yayınımızı da birinci yayın haline getireceksiniz arkadaşlar. Bu desteği bana vereceksiniz. Buna inanıyorum. Evet. Güldiken gram düşer mi demiş. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Bakın altın olsun. Özellikle altın tarafı bugün FED'den gelen açıklamalarla ons tarafı diyelim. Ons tarafında yukarı yönlü hareketler görmeye başladık. İşsel sebeplerden dolayı bizim tarafta da dolar bazlı hareketlerin geriye dönüşleri FED'in açıklamalarına rağmen aşağı yönlü olmadı gördüğünüz gibi. Yani bu da demek oluyor ki dolar düşmeyecek. Daha gider bir yolu var. Önünde bir yol var. Buna görüldüğü üzere ons altın ve ons gümüş tarafı da bugün itibariyle eşlik edecek. Bunların eşlik etmesiyle birlikte de gram altın ve gram gümüş tarafında yukarı yönlü hareketler devam edecek. Bundan önceki videoyu mutlaka izleyin. Orada tepe noktalarını verdim. Bu tepe noktaları çok önemli olacak arkadaşlar. Bu tepe noktalarını ve destek direnç noktalarını çok iyi takipte kalmanız durumunda göreceksiniz ki bunlardan büyük fayda sağlayacaksınız. O video içerisinde Bitcoin var. Onun dışında Euro TL var, Sterlin TL var, Dolar TL var, gram altın var, gram gümüş var. Bu 14 dakikalık o videonun içerisinde bütün hepsi var. Hepiniz bunları oradan takipte kalabilirsiniz. Sizler için hazırlanmış güzel bir videoydu. O videoyu mutlaka izleyin arkadaşlar. Bundan bir önceki video. Evet, Fed çekirdek enflasyon beklentisini 2022 için %2.3'ten %2.7'ye yükseltti. Evet arkadaşlar, Fed enflasyondaki beklentilerini yukarıya çekti. Bununla ilgili zaten açıklamalar geliyor. Bu enflasyonla ilgili beklentiler ne kadar yukarı çıkarsa bu da altın tarafına güvenli liman olarak geçişler anlamı taşıyacak. Bundaki amaç nedir? Enflasyon yüksek. Verdiğim faiz oranı düşük olduğu için en güvenilir taraf burada altın tarafı olduğundan ABD tarafı, yani yurt dışında olanlar ons altın tarafına geçmeye devam edeceklerdir. Ayten İnceer, kriptolar bir anda yükseldi, şimdi düşmeye başladı. Evet, kriptolarda dediğim gibi benim beklentim Ayten 42 bin dolar seviyesi, 42 bin 300 dolar seviyesi. Bu seviyeyi kripto, özellikle Bitcoin'de bu seviyeyi ben bekliyorum. Bakalım, takipteyiz. Tabii yukarıda 51 bin, 52 bin dolar seviyesi var. Bunun üstüne bir atılım olur ise o zaman fikrimizi değiştirebiliriz. Ama hala bir 42 bin beklentim mevcut. Ramazan Topçu, bu alemde kralsın başkan demiş. Çok teşekkürler. Asıl kral sizlersiniz arkadaşlar. Bizler sadece sizlere bir şeyler katabiliyor, bir şeyler öğretebiliyorsak işte o zaman en kral biziz. Hayırlı uğurlu olsun demiş. 3'ten 5 vites, 5'e başkana demiş Sinan. Teşekkürler. Ons yükselir mi? Emel, benim ons'ta zaten bir oyun olduğu düşüncem var. Özellikle ons altın ve ons gümüşte verdiğim dip seviyelerin altında. O bölgelere yakın onsların, altınların ve gümüşlerin toplandığı düşünce hala devam ediyor. O yüzden ons altın ve ons gümüşte yukarı yönlü beklentim hala devam ediyor. Ons altında 1844 kısa vadeli beklentim. Gümüşte de
24-12 önce, daha sonra 25-35 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler olacaktır diye düşünüyorum. Dolar düşüyor, bozalım mı demiş. Dolar düşmüyor, dolar hala aynı yerinde devam. Dolar 13.67 üzerinde kaldıkça, bugün itibariyle 13.67 üzerinde kapanışlar gelmeye başladıkça dolar düşmez arkadaşlar. Nasıl daha önce dolarda ne demiştik arkadaşlar? 13.51 bizler için önemli bir seviye. 13.51 altında kapanış olmadıkça bizler dolar-tl kurunda düşüş beklememeliyiz. Yukarı yönlü hareketimiz 14.67 seviyesine doğru olacaktır şeklinde açıklama yapmıştık. Şimdi de ne diyoruz? Panik yapmayın. 14.67'yi kendinize stop bölgesi olarak belirleyin. Kapanışlarda 14.67 takipte kalırsanız dolarda yeni hedef 15.07, 15.39 bölgesi olacaktır. Sadece yapmanız gereken takip, sıkı bir şekilde takip. Bu seviyeleri takipte kalmanız. Seri katil Pinina. Dolar düşmüyor, ben görüyorum şu an. Zaten ekranımızda sabit. 14.80 civarında dolar hala duruyor. Seri katil. Hocam çok doğru söylüyorsun demiş. Dolar yükselir. Çünkü Amerika Fed Başkanı faizi yükseltecek. Bu da doların yükseleceğini gösteriyor. Dolar yükselir. Bozdurmadan bekliyoruz. Yani şu an için her türlü yön dolar lehine gözükmüyor arkadaşlar hala. Bu değişmiş değil. Ayten şu an Ethereum incelemem yok. Ethereum'a da bir ara bakalım ama Ethereum'da da hala aşağı yönlü hareket bekliyorum. Tekrardan bir bakalım senin için. Gram gümüş alım yapılır mı? Al sat tavsiyesinde bulunmuyorum Metin. Ben seviyeleri verdim. Bu seviyelerden almak isteyen arkadaşlarımız olursa tabii ki alabilirler. Fakat verdiğim o destek seviyelerine dikkat etmek koşuluyla. Evet, sorular. Evet, sizlerin beklentilerini de alalım arkadaşlar. Merkez Bankası yarın neler yapar? Faizleri düşürür mü, yükseltir mi? Evet, bu arada ABD 10 yıllık tahvilleri ufak bir yükselişte. ABD 5 yıllık tahviller de gene 0.03. 10 yıllık tahviller 0.02 yukarıda. Evet, ABD tahvillerinde ufak bir yukarı yönlü ivmelenme gözüküyor. Ama beklenen kadar bir etki değil. Fed Şahin'di arkadaşlar. O yüzden Fed'de pek bir hareket olacağını zannetmiyorum. Piyasalar kaldığı yerden devam edecek. Bu açıklamalar biraz da daha fazla altının ons tarafına yaramış gibi gözüküyor şu an itibariyle. Doğal faiz aralığında %2, %3'te korumuş. FED hala %2, %3'te faiz. Valla FED bizim TÜİ'yi de geçti arkadaşlar. Valla TÜİ'yi de geçtik yani FED. Sabit tutmaktan başka şansı yok demiş Ali. Aylin Server yükselecek demiş. Birol Türkmen merkez pas geçer demiş. Elif seri söylüyorum demiş. BTC ve altcoin'ler alımı yapıldığı için düşüyorlar demiş. Evet. İkbal Erdinç İkbal Merkez Bankası faizi sabit bırakacaktır diye düşünüyorum demiş. Nebil sabit tutar demiş. Eren Polatoğlu Adana merkez demiş. Patlıyor herkes demiş. Allah'ım. Yarın merkez 100 bas puan indirir. Merkez Bankası'nın başkanını da mı konuştun? Başkanın kardeşiyle mi konuştun Eren? 100 bas puan bekliyorsun ha. Evet bence pas geçecek demiş İbrahim Teknikal. Azat Merkez Bankası yarın ters köşe yapar mı hocam? Bir sürpriz olur mu demiş Azat. Evet Merkez Bankası yarın bir sürpriz yapar mı? Valla görünen o ki yapmayacakmış gibi duruyor. Şimdi piyasada faize karşıyız. Faiz her kötünün anası şeklinde ayetler, hadisler okursanız yarın bir de kalkar faiz arttırırsanız kendi yani seçmenize bunu nasıl anlatırsınız?
Onu da düşünmek lazım. Ben yarın Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapacağını düşünüyorum. Hatta ben 300 bas puan düşünüyorum ama tabii bu piyasa arkadaşlar. En düşüğü de 100 bazla 300 bas puan arasında yapacağı düşüncem hala geçerliliğini koruyor. Sabit bırakırsa Merkez Bankası tabii bu biraz sürpriz olur. Dolarda ve gram bazlı ürünlerde aşağı yönlü hareket yapar. Ama daha sonra piyasalar kendine geldikten sonra bunları tekrardan alım olarak değerlendirecektir diye düşünmekteyim arkadaşlar. Hülya Bat bu durumda düşürür demiş. Vallahi hiç düşürecekmiş gibi durmuyor Hülya. Fed kararı gibi sabit tutarlar demiş. Evet, sabit tutabilirler. O da olabilir. O düşünceleri de var gibi piyasaya aksediliyor. Fed şimdi piyasa bunu güvercin değerlendirdi. Powell güvercin bir konuşma yapacak veya başka bir numara var. Milleti bir daha terse düşürmeyi düşünüyordur balinalar demiş. Evet bakalım Powell birazdan açıklamalarına başlar arkadaşlar. Powell'ın yapacağı açıklamalar önemli olacak. Gene saat tahminimce 10.30'da başlayacak Powell'ın basın görüşmesi. Burada da volatilite fazla olacaktır. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Özellikle bu forex piyasalarında işlem yapan arkadaşlar dikkatli olsunlar. Volatilite yükselebilir Powell'ın konuşmaları sırasında. Aşağı ve yukarı yönlü hareketler olur. Marjlarınızı sıfırlarsınız. O yüzden çok dikkatli olun. Fed şimdi demiş. Piyasa bunu okuduk. Emel sabit tutar demiş. Aycan 100 bas puan düşürürler demiş. Furkan gümüş alın diyorum demiş. Herkese gümüş almasını tavsiye ediyorum demiş. Furkan. Evet Furkan. Dolar 15.39'da bozalım mı demiş Mustafa Lale. Mustafa onu yukarı çektik biz. 15.67'ye aldık. 15.67 bugün 15.67 benim de kafamı karıştırdınız arkadaşlar. 14.67 14.67 üstünde durdukça evet 15.40 seviyesi kuvvetli bir destek seviyesi olacak. O bölgeden bir satış gelebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Evet, katıl üyemiz Korhan gene 500 puan arttırır demiş. Korhan'ın beklentisi 500 puan. Korhan bu düşünceye nereden vardın? Bunu duymak isterim. Evet, piyasada bir 500 puan ilk defa senden duyuyorum. Ceren Almas aylık 30 milyar dolar azaltacak demiş varlık alımlarını. Evet, 200 bas puan yükseltecek hem de demiş. Aylin yükseltirse bu işte büyük sürpriz olur. Bu da doları aşağıya doğru hızlı bir şekilde çeker. Murat Kıratlı açıklandı demiş. Fed sabit tuttu faizleri demiş. Evet onu açıkladık zaten Murat'cığım. Biz şu an Merkez Bankası yarın ne yapar? Onu biraz konuşuyoruz. Elif de %100 bas puan indirir demiş Elif. Necim Genç bence Merkez Bankası Başkanı ve kardeşini de kovar. Merkez Bankası Başkanı'nı belki görevden alırlar yerine kardeşini getirirler. O da olabilir Necim. Zeliha Cumhurbaşkanı konuşmadı demiş bu sefer. Farklı olacak demiş. İlker 200 bas puan şaşırtmasın bizi demiş. O 200 bas puan. Bence de 200 ile 300 bas, 100 bas. Ben 100 ile 300 bas puan arası bekliyorum yani. Bir sürpriz gelecekse oradan gelecek. Bu arada 12 puanlık yıl sonu hedefini de bu şekilde tutturmuş olacaktır diye düşünmekteyim. Aslına bakarsanız şimdi orayı yorumlayacak olursak arkadaşlar. Evet faizlerin düşük olması aslında bir bakıma iyi. Yani iç piyasanızı canlandırır düşük faiz olması. İhracatınızı canlandırır. Bunlar iyi yönleri. Fakat şu durumda yapılacak hareket bu değil. Bu yapılacak olan hareket hangi durumlarda olması lazım? Bu yapılacak olan hareketin piyasadaki öncelikle volatiliteyi düşürmek.
Yani ilk başta bir şok faiz arttırımıyla birlikte doları aşağıya çekip bu çektiğiniz seviyede aşağıya çektikten sonra işte baskıyı burada asıl kuracaksınız doların üzerinde. Bunu kurarken de doların düşük olmasından faydalanıp faizleri o zaman indirecektik. Biz çok ters bir zamanda, çok ters bir dönemde yapılmaması gerekeni yaptık. Bunu yapmamızın bedelini de maalesef ki ağır bir şekilde ödüyoruz. Şu an bu enflasyona çok yoğun bir şekilde yansıdı. Çoğu kesim de bunu fırsat olarak değerlendirdi. Evet, bu arada Powell da konuşmasına başladı arkadaşlar. Bakalım Powell neler söyleyecek. Milyar dolar gayrimenkul kıymet alımlarını aylık 10 milyar dolar azaltacak. Evet, FED hazine kağıdı alımlarını aylık 10 milyar dolar azaltacakmış arkadaşlar. 20 milyar dolardan 10 milyar dolar azaltacakmış. Hazine kağıdı alımlarını aylık 20 milyar dolardan, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını aylık 10 milyar dolar azaltacak. Evet, FED. Milyar dolar olan, evet, 20 milyar dolar ipoteğe dayalı menkul kıymet alımı yapacak. O FED aylık en az 40 milyar dolarlık hazine kağıdı ve aylık en az 20 milyar dolar ipoteğe dayalı menkul kıymet alımı yapacak diyor arkadaşlar. Şu an için evet, şu an Powell konuşuyor arkadaşlar. Zaten şu an Powell'ın açıklamalarını dinliyoruz. Bakalım. Haberlerimizi de açalım. Bakalım haberlerde neler var. Oradan da biraz takip edelim. En az 40 milyar dolar hazine kağıdı ve aylık en az 20 milyar dolar ipoteğe dayalı menkul kıymet alımı yapacak. Ayda FED 40 milyar dolar hazine kağıdı alacak. En az da 20 milyar dolarlık ipoteğe dayalı menkul kıymet alımı yapacak. Hani bu varlık alımlarını azaltacaklardı. Evet, kurlara baktığımız zaman 1763, 1773 dolar seviyesine kadar ons tarafında yukarı yönlü hareketler gözükmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gümüşün onsu 21.40'tan şu an 21.70 seviyelerine kadar çıkmış durumda. Gram altın 840 seviyelerinin üzerine doğru hareket etmeye çalışıyor. Bitcoin'de bir hareketlenme var. O da 46.500'den 48.400 seviyelerine kadar ilerlemiş. Ethereum gene aynı, 3.600'den 3.980 seviyelerini görmüş. Platin ons'ta bir hareketlenme var. Orada da bir 896-894 seviyesine doğru bir hareket olmuş. Dolar kuru 14.78-14.85 aralığında. Ya piyasalar normal bir şekilde cevap vermiş arkadaşlar. Açıklamaları pek kayda almamış gibi. Ekonomik görünümdeki değişiklikler varlık alımlarını daha hızlı azaltmayı destekliyor diye bir açıklama geldi Powell'dan. Evet, ekonomik görünümdeki değişiklikler varlık alımlarını daha hızlı azaltmayı destekliyor. Yani varlık alımlarını daha hızlı azaltabiliriz şeklinde bir açıklama geldi. Evet, bu da altın tarafına etki yapabilir. Altın tarafında aşağı yönlü hareket tetikleyebilir ama ons tarafında arkadaşlar bakın. Altının ons tarafında evet, o da şu an 1760 seviyelerinde.
Varlık alımlarında daha hızlı azaltmayı destekliyor demiş Powell. Evet, bu hareket biraz ons tarafında aşağı yönlü hareket tetikler gibi oldu. Ons tarafı bir 1760 seviyesine kadar geriledi. Demek ki Fed'in kafasındaki düşünce arkadaşlar faiz arttırımını hızlanma yönünde olabilir. Varlık alımlarını hızlı bir şekilde azaltmayı destekleyen açıklamalarda bulunuyorsa birazdan faizle ilgili de açıklamalar yapılabilir, gelebilir diye düşünmekteyim. Bu da dolar tarafında özellikle yukarı yönlü ons bazında da aşağı yönlü hareketlere sebebiyet verebilir. Bakalım, evet, faizlerle ilgili bir karar gelecek mi? Ekonomi diyor tam istihdam hedefine doğru kayda değer derecede ilerleme kaydetti diyor. ABD ekonomisi tam istihdam hedefine doğru nasıl kaydetmiş? Böyle bir açıklamayı Powell nasıl yapıyor? Ama surat şekline baktığımız zaman çok endişeli arkadaşlar. Powell'ın yaptığı açıklamalara herhalde kendi de pek inanmıyor. Ekonomik diyor tam istihdama ulaşacak diyor. Fed Başkanı Powell yüksek enflasyonun kalıcı olmasını önlemek için elimizden geleni yapacağız şeklinde bir açıklamada gene geldi. Evet, yüksek enflasyonu engellemek adına her şeyi yapacağız diyor. Kalıcı olmaması yönünde. Tabii bunu engelleyemeyecek arkadaşlar. Bu açıklamayı da biraz geçelim. Şu ana kadar gelen en önemli açıklama varlık alımlarını azaltma yönünde daha hızlı hareket edeceği. Onun dışındaki açıklamasında gene ne var? Enflasyonun kalıcı olmaması için elimizden geleni yapacağız şeklinde. Evet. Para politikasında sıkılaşmanın kademeli olması bekleniyor. Evet, burası önemli işte arkadaşlar. Burada ne diyor? Para politikasında bir sıkılaşmanın kademeli olması bekleniyormuş. Yani faizlerle ilgili birazdan ağzından kelimeler dökülebilir. Para sıkılaştırması, enflasyondan korktuğunu gösteren açıklamalar arkadaşlar. ABD de enflasyondan korkuyor. Bunun için de kademeli olarak bir para sıkılaştırma politikasına gidilebilir diyor. Yani para basmayı azaltabiliriz demek istiyor arkadaşlar. Ocaktan itibaren hazine kağıdı alımları, evet bunları okumuştuk zaten. Tekrardan hazine alımları 20 milyar dolar, ipoteğe dayalı menkullerden de 10 milyar dolar azaltacak. Evet, şimdiye kadar anladığımız arkadaşlar ABD kalıcı bir enflasyon olmasından korkuyor. Powell özellikle kalıcı bir enflasyonun olmaması için ise kademeli bir şekilde piyasada sıkılaştırma, para sıkılaştırma yönüne gidileceği yönünde açıklamalarda bulundu. Bu da ilerleyen günlerde artık bugün herhalde faiz arttırımları ile ilgili bir açıklamada bulunmadı ama bu varlık alımlarını bir an önce hızlandırmalıyız şeklindeki açıklaması piyasa tarafından ilerleyen Fed toplantılarında bir faiz arttırımı gelebileceği yönünde algılanabilir arkadaşlar. Evet, para basmayı kısacağız diyor. Bu para bastıkça diyor enflasyon kalıcı bir hale gelebilir. Bunu önlemek için de diyor piyasada para basımını azaltmamız şart demek istiyor. Yani açıklayacak olursak bu türden bu konuyu özetleyebiliriz arkadaşlar. Tam istihdam hedefimize diyor 2022'de ulaşmamızı bekleniyor diyor. Ücretlerindeki artıştan bahsediyor. Saatlik ücretler özellikle. Enflasyon artışında büyük bir faktör değil diyor. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Bir Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasını. Saatlik ücretlerdeki diyor artış enflasyonun yükselmesinde diyor büyük bir faktör değildir. Yani asgari ücret
gördüğünüz gibi enflasyonun yükselmesinde bir faktör değildir. Bunu ABD Merkez Bankası da benim gibi düşünüyor, benim gibi bir açıklama yaptı. Çok güzel denk geldi arkadaşlar bu açıklama. Evet, yani işçi ücretlerinin maaşlarının diyor artması diyor enflasyonun artmasında güçlü bir faktör değildir. Powell bile benim gibi düşünürken bana tepki gösteren arkadaşlar şimdi ABD Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasını gördü. Bakalım yorumlara bunu da eklesinler arkadaşlar. Evet Muammer unutulacak iki önceki başkan laf dinlemiyor diye güvercindi diyor. Merkez Bankası talimat bekler, sonra sabit tut veya arttır, yerine getirir, sonra da istifa eder diyor. Bu arada Powell hala konuşmalarına devam ediyor arkadaşlar. Henüz bitmiş değil. Ama dediğim gibi burada bir özet yapacak olursak Powell'ın enflasyona vurgu yaptığı, enflasyonun kalıcı olmasını hala beklemiyor. Bunun da kalıcı hale gelmemesi için ABD Merkez Bankası Fed'in elinden gelen her şeyi yerine getireceği, buna da ilk etapta varlık alımlarının hızlı bir şekilde azaltılma yönüne gidilmesi gerektiğini, ayrıca Merkez Bankası'nın para basmayarak piyasalarda bir sıkılaştırma yönüne gidileceğinin sinyalleri var arkadaşlar. Biz burada özet olarak Powell'ı özetleyecek olursak bunları anlattığını duyduk. Bunun da dışında herhangi bir konu yok ama basın toplantısı hala devam ediyor. Gene önemli bir bölüm yakalarsak tekrardan değerlendiririz. Dilek Özkan gramdan çıkmadık demiş. Fed faizi sabit tuttu. İyi kötü anlamadım. Her zamanki gibi Volkan sabit tuttu yani. Bunun bir altın veya dolar tarafına bir etkisi yok. Piyasaların beklentisi doğrultusunda bir açıklama geldi. Faizlerin ne zaman arttırıma gideceği ile ilgili her an bir açıklama gelebilir. Ama fakat bununla ilgili de bir açıklama yapmadı. Asıl piyasanın beklentisi bu açıklama. Henüz daha bununla ilgili bir açıklama gelmiş değil. Oo, bakın bu önemli işte. Fed enflasyonun geçici olduğu ifadesini politika metninden kaldırmış arkadaşlar. Yani artık enflasyonun geçici olmadığını Fed de kabul ediyor. Bunu da metinden de kaldırmışlar arkadaşlar. Bu da önemli bir açıklamaydı. Enflasyon kalıcı. Artık ABD'de de enflasyon kalıcı. Bu da dünya üzerinde arkadaşlar bir hiperenflasyon dönemine doğru yavaş yavaş dünyanın sürüklendiği anlamı da taşıyacaktır. Evet, faizlerle ilgili açıklama şimdi geldi arkadaşlar. Varlık alımlarının azaltılma sürecinin hızlandırılması diyor. Fed'e faizler konusunda hareket alanı açacaktır. Evet, Fed faiz arttırmayı düşünüyor demek ki arkadaşlar. Bu son dakika açıklamasından da bunu anlıyoruz. Özetlediğim gibi Fed henüz bir tarih, faizlerle ilgili bir tarih vermedi. Güvercin ne o tarafa ne bu tarafa arkadaşlar. Ortada bir açıklama, geçen aylarki gibi bir açıklama. Fakat bu para politikalarındaki sıkılaştırma dediğine göre 2022 yılında artık bizim gibi gelişmekte olan ülkeler kategorisindeki ülkelerin zorlanacağı bir 2022 yılına gireceğimizin sinyalini Powell bu akşam vermiş oldu. Evet, varlık alımları hızlı bir şekilde azaltılacak. Bu da bir hiperenflasyon dönemini başlatabilir. Buradan bunu anlıyorsun. Benden habersiz iş yapmak yok demiş Umut Pavlo mesela. Yarın dolar alımı mantıklı mı? Arkadaşlar onun kararı size ait. Verdiğim rakam aralıklarını takipte kalın. Bu rakam aralıklarında yakalayabilirseniz yukarıdaki hedefleri
satış bazlı değerlendirebilirsiniz. Fakat psikolojiniz çok sağlam olsun. Aşağıda verdiğim önemli destek seviyeleri altında kapanışlar başlarsa da ne yapacaksınız? Ürünlerinizle vedalaşmayı bileceksiniz. Altın, gümüş düşer mi? Varlık alımları azaltılırsa. Valla varlık alımları hızlı bir şekilde azaltılacak. O yüzden ons tarafına olumsuz yansıyabilir bu konuşma. Ons tarafına baktığımız zaman onsta da artık dip seviyelerin yavaş yavaş geldiği, bu seviyelerin de altına yani 1750 dolarlar altına onsun artık pek iniş yapmak istemediği gibi gözüküyor. Çünkü burayı bir aşağı denedik. Buradan tekrardan bu üçgen içerisine yukarı yönde attı. Benim hedefim onslarda özellikle arkadaşlar 1750, şurada gördüğünüz 1844 band aralığında ons altında hareket edeceği. Yani Powell o kadar da çok şahin konuşmalar yapmadı arkadaşlar. Şahin güvercin arası bir konuşma. O da her şey gene eski yerine dolar olsun. Altın olsun gene eski yerinden devam edecektir diye düşünmekteyim. Bu durumda yarınki Merkez Bankası toplantısı çok önemli oldu bizler için. Bakalım yarın Merkez Bankası bunu nasıl değerlendirecek? Powell'ın anlatımlarından anladığımız kadarıyla 2022 yılında sıkılaştırma yani faiz arttırımlarına başlanacak kararı Powell'ın aklında. Buna başlayacaklar yani arkadaşlar. 2022'de 3 faiz artışı, 2023'te de 3 faiz artışı oldu demiş. Fed'in medyan tahmini olur demiş. Evet, bu arada tahminler de geliyor. 2022'de 3 faiz, 2023'te de 3 faiz. Of, neymiş ya? Medyan tahminleri de çok sert arkadaşlar. Hem 2022'de hem de 2023'te olmak üzere 6 tane faiz arttırımı bekleniyormuş medyan tahmininde. Tabii ben böyle bir şey beklemiyorum. Böyle bir düşüncem de yok. O yüzden. Sen Medu, senin de dediğin gibi 1850'lere doğru çıkış yapılabilir demiş. Çıkış yapabilir onslar demiş. Sen. Evet sen ben de o tarafa doğru yukarı yönlü bir hareket onslarda bekliyorum. Bu da doların bu seviyelerde sabit kalması hatta yarın verdiğim üst seviyelere doğru dirençlere doğru hareket etmesiyle birlikte gram altın ve gram gümüşü de yukarı yönlü taşıyacağı düşüncem mevcut. Evet arkadaşlar beğen tuşuna dokunalım. Şu an 760 kişi canlı yayını izliyor aynı anda. Bu yayınımızın daha fazla kişiye ulaşması anlamı da taşıyacaktır. Bu güzel bir yayın oldu. Bu yayınları böyle sık sık yapmak lazım. Özellikle Fed'i canlı olarak buradan takip edip panik yapmamız gerektiği, özellikle altın ve dolarda herhangi bir şeyin değişmeyeceğini sizlerle burada izledik. Bu yayınımız iyi oldu. Böyle yayınlar hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Daha buna yakın böyle yorumlar yapalım mı? Nasıl? Levent yarın dolar ne olur demiş. Dolar verdiğim dirençlere doğru hareketler yapabilir. O yüzden yarın sıkı bir şekilde takip etmek lazım. Her gün bu saatte oluyor mu demiş canlı yayın Ayten. Genelde yapmaya çalışıyorum Ayten ama bazen işlerimden dolayı yapamıyorum maalesef. Ama canlı yayınları yaptık mı da genellikle bu saatler arasında yapmaya çalışıyorum. Remzi Atay teşekkür etmiş. Çok sağ ol. Teşekkürler Remzi. Yarın herkes hayal kırıklığı yaşatacak demiş Merkez Bankası. Evet. Yarın hayal kırıklığı yaşamamak için bizler nasıl kendimizi koruyacağız? Verdiğim bu seviyelere hepiniz riayet edeceksiniz. Bir kez daha bu seviyeleri hatırlatalım. Arkadaşımızın dediği gibi dolarda 14.67 sıkı bir şekilde takip edilecek. Altında kapanışlarda vedalaşacağız. Ondan sonra gram altında vedalaşma rakamımız gene nerede gözüküyor? Gram altında da bakalım. Evet. Neyse ons altınla başlayalım. Ons altın hedefimiz zaten 1844.
Gram gümüşte vedalaşma rakamımız 9,66. Bu seviyenin altına inerse gram gümüşle vedalaşacağız. Onun üzerinde 19 üzeri kapanışlar gelir. Yukarıya 10,84 civarına doğru ataklar görür isek de 10,39 önemli destek seviyemiz olacak gram gümüşte. Yukarıdaki 10,84 seviyesi de gene gram gümüş için güzel bir satış fırsatı verebilecek seviye gibi gözükmekte arkadaşlar. Ons gümüş 21,32 beklentimiz, yukarı yönlü 24,12 seviyesine doğru hareketler yapacağı yönünde. Bu seviyeleri takipte kalacağız. Gram altını söyledik galiba. Gram altını bir daha söyleyelim. Evet, gram altın bizler için 840. Önemli bir direnç. Bu direncin yukarı yönlü aşılacağı beklentim var. Aşılmasıyla birlikte 880'e doğru hareketler görülmeye başlandığı andan itibaren gene gram altıncılar da 840 seviyesini dikkatli bir şekilde kendilerine önemli bir destek bölgesi olarak ayıracaklar ve takip edecekler. Bunlar Elliott yöntemine göre bulmuş olduğumuz önemli destek ve direnç noktalarıdır. O yüzden bunlara riayet edersek arkadaşlar sizler için iyi olacaktır. Euro-TL takip edenler için 16,57 önemli bir bölge artık. Bu 16,57 bölgesi takip edilsin. Üstünde her kalışı yukarıda 17,36 seviyesini hedef yapacaktır. Altı hareketlerde de gene verdiğim destek seviyelerini takipte kalın. Sterlin takip eden arkadaşlar için 19,46 önemli bir bölge. Bunun üzerinde her kalış yukarıda 20,40 seviyesine doğru sterlinde yeni hareketler başlatabilir. Bu verdiğim hareketleri destek ve direnç noktalarını takip ederseniz üzülmezsiniz arkadaşlar. Rahat bir şekilde de pozisyonlarınızı koruyabilirsiniz. Kapanışlar gece Türkiye saatiyle 24, Avrupa saatiyle 01 sıralarında olan kapanışlar. Ayrıca TradingView, ben bu kapanışları tam saatinde takip edemem diyorsanız da TradingView'in sayfasına girerseniz günlük olarak her türlü kurun, altının, değerli emtianın günlük kapanış saatleri orada yazıyor. Oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Tolga, dolarınızı satmayın sakın demiş. Bunlar silkeleme, korkut. İnsanlar satsınlar diye korkutuyorlar demiş Tolga. Ergün Tutak, kapanış 24'te demiş. Elif Özgür, Elif Miray'a cevap vermiş. Elif Özgür sana cevap vermiş. Dolar düşmediği sürece altın düşmesi zor demiş Elif. Duydun mu Elif Miray? Mehmet Bitcoin demiş. Bitcoin'de 42 bin dolar beklentim var Mehmet. Yalnız 42 bin dolar altına inmez isek Bitcoin'de yukarı yönlü tekrardan 63 bin dolar seviyesine doğru Bitcoin takip edilebilir. O 42 bin dolar şimdilik takipte kalmamız gereken önemli bir düzeltme seviyesi. Evet, Powell hala konuşuyor arkadaşlar. Omikron varyantının etkilerinin ne olacağını beklenmesi lazım. Aynen dediğim gibi COVID-19 ile ilgili eskiden konuşuyorduk. Şimdi Omikron'a geçtik arkadaşlar. Fed başkanımız Omikron'dan bahsediyor. Alımların azaltılması süreci Mart'ta bitirme yolunda olduklarını söylemiş. Oo. Varlık alımlarını Mart'ta bitirmeyi düşünüyor arkadaşlar. Bu önemli altıncılar için. Evet, ilk defa Omikron'a değindi. Bakalım Omikron'la ilgili varlık alımlarıyla ilgili kesin tarih veriyor arkadaşlar. Bu da önemli. Mart'ta varlık alımlarının azaltılması sürecini bitirebiliriz dedi. Bu da önemliydi. Bu haberi de takipte kalmakta fayda var. Altın bu habere nasıl tepki verdi? Özellikle ons, bakalım hemen. Ons tarafına geçelim. Evet. Ons'taki iğneleri görüyor musunuz arkadaşlar? 1753'e bir iğne oldu.
bu haberle birlikte ama tekrardan 1770 dolar seviyesinde. Evet, ons için önemli demiştik o haberin. Şöyle açtığımız zaman iğneleri sizler de daha net göreceksiniz. Evet. Şöyle biraz büyütelim 5 dakikalık grafikten. Sizler de canlı olarak buradan izleyin. Powell'ın yaptığı açıklamalar. Varlık alımlarıyla ilgili açıklama geldiği zamanki mumu görüyor musunuz arkadaşlar? Evet, 1753 dolar dediğimiz gibi 1753 dolara iğnemiz geldi. Ondan sonra şu an 1770 dolarlar seviyesindeyiz. Ons bu haberi aşağı yönlü fiyatlamadı. Bu da çok ilginç arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazen temel analiz değil, teknik analiz de piyasalara yön verebiliyor. Dediğimiz gibi ne dedik? Ons altında panik yapmayın. Özellikle 1750 dolar altında bir kapanış olmadıkça ons altın yukarı gidecektir şeklinde. Ve gördüğünüz gibi tam 1753 dolar seviyesine bir iğne geldi ve buradan şimdi yukarıda 1770 doların bile üzerlerine doğru ons altında hareketler gördük arkadaşlar. Bu da her zaman için teknik candır duygusunu bizlere gösteriyor. Engin selam demiş. Teşekkürler Engin. Ne demiş? Fiyatlar ne olur? Onu da söyler misin? Yarın alacaktım da demiş. Bitcoin'i anlattık arkadaşlar. Faizi sabit tutarlar demiş Ceyhun. Evet, Fed Başkanı hala konuşuyor arkadaşlar. Yüksek enflasyonun daha ısrarcı olduğunu gördük. O yüzden varlık alımlarını planlanandan daha hızlı azaltıyoruz. Evet, varlık alımlarıyla ilgili gene bir açıklama geldi. Evet, ons altın tarafına bakıyoruz. 1770 doların gene altına doğru sarkmalar yaşanmaya başladı. Varlık alımları azaltılması evet hızlanacakmış arkadaşlar. Yüksek enflasyondan dolayı. Onun için de Mart ayında artık varlık alımlarını tamamen Fed durduracakmış. Bunun açıklaması geldi. Ekonominin artık artan miktarlarda desteğe ihtiyacı yok demiş. Oo. Evet, ekonomi artık toparlandı diyor arkadaşlar ABD'de Powell. O yüzden ekonomiyi desteklemeye gerek yok demiş. Çünkü biz para bastıkça, ekonomiyi destekledikçe enflasyon yukarı artıyor. Bunu bu şekilde yorumlayabiliriz Powell'ın açıklamasından. O yüzden diyor biz para basmayı artık keseceğiz. Varlık alımlarını almayı yavaş yavaş Mart ayında 2023'ün Mart ayında da sonlandıracağız. Evet, buradan bunları anlıyoruz arkadaşlar. Özetleyecek olur isek gene Powell'ın konuşmalarını bir özet şeklinde sunacak olursak AB'deki olan enflasyonun kalıcı olduğunu Fed Başkanı Powell kabul etmiş durumda. Kalıcı enflasyondan dolayı arkadaşlar yani diyor ki bastığımız fazla paralardan dolayı bizler artık varlık alımlarını Mart'ta tamamen azaltacağız ve sıkı para politikasına geçeceğiz. Bunun bir başka anlamı da Fed diyor yani faiz arttırımlarına başlayacak. Ama Mart'ta demek ki olduğuna göre faizlere de yükseltmelerine de ya Mart ayı ya da Nisan ayı içerisinde başlayabilirler arkadaşlar 2022 yılında. Orada da bir 2023 sonuna doğru başlayacağız diye eskilerden bir açıklaması vardı ama ben bu konuşmasından Mart ayında varlık alımlarını bitirecekse Nisan ayında yani 2022'nin Nisan ayında Fed'in artık faiz arttırımlarına başlayabileceği yönündeki sinyali aldım. İlerleyen günlerde omikron virüsünü bahane gösterip bundan cayabilirler de tekrardan para basmaya da başlayabilirler. Tedirgin bir Powell gördüm. Açıklamalarını yaparken yüz hatlarını durumun pek iyi olmadığı yönünde algıladım. Özellikle enflasyon yönünde. Bakalım
neler olacak göreceğiz. Ama bugünkü açıklamalar dediğim gibi ons bazlı altına yaramış gözüküyor. Ons altında yukarı yönlü hareketler gördük. Bakalım devamı gelecek mi arkadaşlar? Fakat bu açıklamaların özellikle Powell'ın varlık alımlarını Mart'ta sonlandıracağız şeklinde bir açıklaması, ons altın fazla altına baktığımız zaman hiçbir etki yapmamış olması ve şu an itibariyle de ons bazlı altında yukarı yönlü hareketleri tetiklediğini, hala devam ettiğini görüyoruz. Bakalım ilerleyen saatlerde neler olacak arkadaşlar. Bunu da göreceğiz. Fed üyelerinin bazıları faiz beklentilerini herhangi bir plana işaret etmiyor demiş. Faizlerle ilgili henüz bir tarih açıklamadı. Bu da önemli olacak. Hala konuşuyor. Bakalım varlık alımlarını aylık 30 milyar dolar azaltacak. Fed Ocak'tan itibaren varlık alımlarını 30 milyar dolar azaltacakmış. 60-90. Bunu da Mart ayında sonlandırmayı düşünüyor. Bunu da 30 milyarlık dilimler halinde yapacakmış arkadaşlar. Ocak ayından itibaren. FED üyelerinin faiz beklentileri herhangi bir plana işaret etmiyor. Evet, faizle ilgili gene bir sinyal yok arkadaşlar, vermiyor. Yani bununla ilgili faiz arttırımına ne zaman gidilebileceğiyle ilgili Powell'ın gene ağzından herhangi bir sinyal çıkmış değil. İşte bu sinyal çıkmadığı için de gördüğünüz gibi altın tarafında, özellikle ons altın tarafında yukarı yönlü hareketler yaşanıyor. Bakalım toplantı çıkmadan basın mensupları Powell'ın ağzından kelimeleri almaya çalışıyorlar. Fakat Powell da renk vermemeye devam ediyor arkadaşlar. Faizlerle ilgili bir tarih açıklamış değil henüz. Fakat ben bu varlık alımlarını Mart ayında sonlandıracak demesinden arkadaşlar 2022 yılında Powell'ın Nisan ayında özellikle faiz arttırımlarına başlayabileceği yönünde bir sinyal çıkarttım. Bakalım Dünya Merkez Bankaları bunu nasıl açıklayacak? Bunu da şey yapacağız. Hep birlikte izleyeceğiz. Merkez Bankası faizi sabit tutarsa dolar nerelere gider başkan demiş. Evet, faiz bankası sabit bırakırsa bir miktar yön aşağı, ondan sonra oradan tekrar alımlarla karşılaşan bir dolar izleriz. Fed özellikle bir tarih açıklamaması, faiz artışlarına ne zaman gitmesi gerektiğiyle ilgili bir tarih vermediği sürece bizim gibi gelişmekte olan ülkeler devamlı tetikte arkadaşlar. Bu faiz artışı her an gelebilir, ne zaman gelebilir beklentisi içerisinde herkes yatırımlarını dövizde tutmaya devam edecektir. Bu da bir kötü arkadaşlar. Yani bir tarih verse aslında daha iyi olur. Tarih vermemesi de hep beklentiyi yüksek tutar. Belki de bilerek yapıyorlar, bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Bili sabit tuttu. Evet, faizler sabit tuttu. Biz faiz arttırımlarıyla ilgili Ocak ayından sonra, yani 2022 yılında ne türden FED'de atraksiyonlar olabilir? Onu anlamaya çalışıyoruz şu an. Evet, reel ücretler diyor verimlilik artışından daha yüksek. İşten ayrılma en iyi iş gücü göstergelerinden biri açıklamasını yaptı Powell gene. Şimdi arkadaşlar varlık alımlarını azaltmaya gidecekse Fed, yani bunu Mart ayında bitirecekse ABD'deki ekonominin iyi olduğu yönünde düşünceleri var Fed'in. Demek ki bunu artık düşünüyor. Bunu düşündüğü için de faiz artışlarına gerek duyar mıyız, duymaz mıyız? Piyasa
kendiliğinden rayına oturacaktır şeklinde bir yorumu var herhalde. Ama medyan anket sonuçlarına baktığınızda 2022'de Fed'in 3 faiz arttıracağı, 2023'te de gene 3 faiz arttıracağı yönünde tahminlerde geliyor. Benim tahminime göre Fed 2022'de faiz artışlarına başlayacaktır. Varlık alımlarını kestiği Mart, yani Mart ayından sonra başlayabilir veya Mart'ta ilk faiz artışına başlayabilir. Nisan'da da başlayabilir. Benim düşüncem de bu yönde. Mutlaka Fed faiz artışına gideceği yönünde. Evet, bu arada ons görüyorsunuz arkadaşlar. 1775 dolar seviyesine doğru hızlı hareketlerle yukarı yönlü devam. Dediğim gibi bizde işsel sebeplerden dolayı dolarda fazla düşüş olmayacaktır. Bu da gram altın ve gram gümüş tarafına yansıyacaktır dedik ve noktasal olarak açıklamalarımız gördüğünüz gibi tahminlerimiz tam da anlattığımız şekilde yönünü buldu. Biz de fazla oynatmayacaktır dolar kurunu dedik. Dışarıda ons altını Fed'in yapacağı açıklamalar yukarı yönlü götürecek. Bunun doğrultusunda da gram altın ve gram gümüş tarafına bu hareketler çarpı 2 olarak yansıyacak dedik. Ve nokta olarak bu atışlarımız da geldi. Evet sevgili dostlarım, Fed gecesi de bu kadardı. Artık yayınımızı keselim. Yarın işe gidecek arkadaşlarımız var. Bizler de artık işimizin başına döneceğiz yarın. Sizler de dinlenin. Herhangi bir şey yok. Ons altın tarafında yukarı yönlü hareketler. Gram altın tarafında yukarı yönlü hareketler. Yarın gene dolarda yukarı yönlü hareketler ve gram taraflarında yukarı yönlü hareketler beklentimiz devam ediyor. Ben hepinizi çok seviyorum. Özellikle sizlere verdiğim destek ve direnç noktalarını sıkı bir şekilde takip etmeniz konusunda uyardıktan sonra hepinize Allah'a emanet edip artık yayınımıza son verelim diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.